Sevgili izleyenler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam geçen haftalardan kalma, geçen programdan kalma finansallaşma konusuna devam edeceğiz. Tabii ki ilk programda, yani finansallaşmayı incelediğimiz ilk programda finansallaşmaya daha çok heterodoksi tarafından baktık. Yani Marksist teori ve post-Keynesyen teori açısından baktık. Orada neler söyleniyor, nasıl anlatılıyor, kapitalist sistem içerisinde finansallaşmanın önemi ne? Bugün biraz da ortodoksiye girelim dedik. Bu ortodokside, yani klasik, neoklasik bakış açısında ve ana akım iktisatta finansallaşmanın yeri ne? Nasıl teorize ediliyor? Kapitalizmde nereye düştüğü söyleniyor? Bunu ben sevgili meslektaşlarım Burak Atamtürk ve Özgün Burak Kaymakçı ile birlikte anlatmaya çalışacağız. Burak Hocam, ben Burak Hocam'ın da müsaadesiyle ilk önce sizden başlamak istiyorum. Nedir hocam bu ortodokside finansallaşma kavramı, nereye karşılık geliyor? Aslında dediğin gibi belki dinleyenler tam anlayamayabilirler. Heterodoksi ve ortodoksinin ayrımını bir yapalım önce. Heterodoksi, senin de söylediğin gibi, yani aslında yan yol veya başka yol demek. Ortodoksi, ana yol dediğimiz şey. Genel kabul görmüş teori anlamında baktığımızda. Heterodokside biz hep şunu söylüyoruz. Aradaki en önemli fark şu, bu finansallaşmayı sistemin özüne bağlayan, yani aslında mekanik bir sorun var ve bu bizim karşımıza finansallaşma olarak çıkıyor. Dolayısıyla iki tür şey var. Biri post-Keynesyenler var, finansal istikrarsızlık hipotezi, daha önce bahsetmiştik, Hyman Minsky'den bahsetmiştik. Bunların Marx'tan ayrıldıkları nokta ise onlar... Bu anomaliyi, bu istikrarsızlığı aslında önceden görüp krizin üstesinden gelebileceklerini veya en azından çok az tahribatla atlatılabileceğini öne sürüyorlar. Marksist bakış açılarında bu aslında önlenemez bir şey. Sadece ertelersiniz, çünkü sistemin özünde aslında reel sektörün bir krizi vardır. Aynen. Bu reel sektörün krizi bize finansallaşma gibi görünür. Zaten dikkat ederseniz Marx'ın temel aldığı nokta o. Görünürün arkasındaki görünmeyeni hep göstermeye çalıştı. Kapital'in 3. cildinde güzel bir söz vardır. Yani der ki, görünürle hakikat arasında fark olmasaydı bilime gerek kalmazdı. Her şey göründüğü gibi olsaydı bilime gerek kalmazdı. Dolayısıyla bizim gördüğümüz bu finansallaşma aslında reel sektörün bir krizinin... Yok, metafizik bir duruş aslında, değil mi hocam? Hegel'in etkisi, Hegel etkisi var, evet. Yani fine dair. Evet, daha tabii. Öze dair. Daha materyalist bir duruş tabii ama Hegel'inki idealist bir duruş ama... Ama dışarı sızan aynı koku, Hegel'ci bir koku. Aynen, evet, aynen. Dolayısıyla şimdi buradan yola çıktığımızda heterodoksinin böyle bir farkı var. Ama biz geçen hafta ortodoksiyi hiç konuşmadık. Yani ortodoksi dediğimiz, aslında finansallaşmanın bir sorun yaşıyor isek bunu mekanizmaya bağlamama. Yani mutlaka ben onu şey analojisiyle anlatıyorum. Yani bir uçak var, bir sorun yaşıyor. Bu uçağın mekanik sorunundan mı yaşıyor yoksa pilotaj mı? Genellikle ortodoksi bunu mekaniğe bağlamıyor. Mutlaka bir pilotaj hatası vardır deniyor. Şimdi, dışsal etkenler diyorlar, iktisadi olmayan etkenler. Ya ve şey var, en önemli... Sürekli öğrendiğimizi varsayarak daha iyiye evrilme. Böylelikle şunu söyleyebilir miyiz hocam? Bir siyasetçi çıkıp ülkedeki herhangi bir iktisadi meseleyi, bunun sebebi dış güçlerdir, işte tapınak şövalyeleridir, işte düşmanlarımızdır vesaire derse, aslında neoklasik, ortodoks bir bakış açısına sahiptir gibi diyebiliriz. Tabii, çünkü sisteme bağlamama. Evet. Şimdi ortodokside geliştirilen, finansallaşmayla ilgili geliştirilen birkaç şey var, yaklaşım var. Bunlardan... bir tanesi nesiller yaklaşımı, çok iyi bilirsiniz. Hı-hı. Kuşak veya dediğimiz. Üç tane kuşak yaklaşımı var. Birinci kuşak krizler, ikinci kuşak ve üçüncü kuşak krizler. Bunların hepsindeki temel şey, bir politika hatasından bu krizler oluyor.
Birinci kuşak ne? Meksika örneği çıkıyor mesela. Bütçe açığın var. Bunu monetizasyonla halletmeye çalışıyorsun. Fakat aynı zamanda da sabit kurda ısrar ediyorsun. Sen çok geçen şeylerde hep söylerdin. Mandel Fleming tabii ki yani modeli bize bunu net olarak anlatıyor. Bugün bir tweette de paylaştım. Yani eğer kontrollü bir kur rejiminiz varsa ki şu anda Türkiye'de kontrollü bir kur rejimi var. İktisadi aktiviteyi yani faaliyeti en kolay kontrol edebileceğiniz en kuvvetli aracınız maliye politikası. Enflasyonu düşürmek için de iktisadi aktivitenin artış hızını düşürmeniz lazım. Maliye politikasıyla bunu yapmanız lazım. Harcamaları kısmanız lazım. Ne bileyim işte israfı önlemeniz lazım. Bu yönde hiçbir adım atılmıyor. Zayıf politika para politikasıdır. Para politikasına abanıyorlar da abanıyorlar ama sonuç vermiyor. Bir de kontrollü kur rejiminde şey olması lazım. Sağlam rezerviniz olması lazım. Rezerv negatif. Şimdi bu bütün onlar sorun çıkarıyor işte. Hem dalgalı kur rejimi hem sabit kur rejimi bununla istikrar politikası ve dış sermaye hareketleri arasındaki ilişkiyi Mandel Fleming modeli kur güzel bu. Bir şey yapıyor, anlatıyor ve bundan da adamlar tabii, Nobel ödülü aldılar zaten. Oradan da Krugman birinci nesil anlamaya çalışıyor. Çünkü öyle çıktı kriz. Yani sen sabit kurda acaba olacak mı olmayacak mı derken rezervler tükeniyor. Tabii. Ondan sonra da döviz para krizi dediğimiz. Bizim hep yaşadığımız şeyler. Hep yaşadığımız. 2020'de de bir anlamda yaşadık değil mi? Faizlerin 2020'deki bile isteye yapılan bir şeydi. Evet. Seçim ekonomisiydi. Heterodoks, metrodoks diyorlar. Ben Nebati ekonomik istiyorum. Burada kulakları çınlasın Sayın Nebati'nin. Seçim kazanmak için yapılan bir politikaydı. İşsizliği azaltıp aktiviteyi, faaliyeti, iktisadi faaliyeti canlı tutmayı amaçlıyorlardı. Bu da saygı duyulacak bir yaklaşım ama sonuçta bunun sonucu da bellidir. Yani bir politika uygularsanız onun olumlu ve olumsuz sonuçları olur. Ekonomi hızlı büyüdü. İşsizlik 8,5'a düştü ama enflasyonda %70'e çıktı. Rezervler negatife düştü. Yani faydasıyla zararını bir tarafa koyduğunuzda bunun zararını heterodoks politikayla falan alakası ama yok. Bizim seçim kazanıldı o zaman devam etmesi icap ederdi Sayın Nebati'nin. Siyasi rasyonel olarak yaptıkları iş çok doğruydu ve seçim ama kazanıldı. Ama ateşle oynanmadı mı hocam? Yani siyaseten de bir kayıp söz konusu olabilirdi eğer şöyle muhalefet oldu, doğru strateji geliştirebilseydi. Şöyle oldu. Zaten burada maliyet minimizasyonu meselesi vardır. Siyasi maliyeti minimize etmek. Muhakkak bir maliyeti var bunun. En düşük maliyet ne? Enflasyon mu daha düşük siyasi maliyet yaratır? İşsizlik mi daha? İşsizlik, enflasyon daha düşük siyasi maliyet yaratıyor. Ama kötü tarafı büyümeye de yansımadı çok. Yani bu ahım şahım bir büyümeye yansımadı. Hocam buna hormonlu büyüme diyoruz. Hormonlu büyüme bu hani diyor. Şey vardı ya Rocky 4'te bir Dolph Lundgren oynuyordu şeyi Ivan Drago. Basıyorlardı buradan şeyleri neydi o? İğneleri onunla oynuyordu ama doğal güç Sylvester Stallone'nin oynadığı Rocky sonuçta yendi onu. Ve tabii hem teori hem ampirik gözlem bize şunu gösteriyor. Bizim gibi ülkelerde negatif reel faiz kötü sonuçlar doğuruyor. Tabii. Değil mi? Yani tabii. Zaten dolarizasyona meyilli bir yapı var. Anında o reel faizi düşürdüğünüz andan itibaren çok büyük oranda bir dolarizasyon sorunu ortaya çıkıyor. Kur korumalı üzerinden de hazine üzerine bir yük. Biniyor evet. Dolayısıyla hocam rekabet kurumu ciddi şekilde çalışmıyor memlekette. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı da bundan bahsediyor. Satıcı enflasyonu denilen bir şey var. Yani maliyetler %50 arttığında adamlar fiyata %60, %70 zam yapıyor. Tabii. Rekabet kurumunun bunları kontrol etmesi lazım. Tabii, yani böyle bir şey olabilir mi? Tabii. Bir kere o enflasyon girdiği zaman bankası herkes ardı orası artık. Yani menü maliyetlerinden de sakınmak için tekrar değiştirme süresi uzasın, ötelensin diye. Çünkü beklenti bozuldu deyip fiyatlara yükleniyor. Çok yüksek bir fiyat konuluyor. Hocama geçmeden önce siz üçüncü nesillerden de bahsediyordunuz. Bu birinci nesildi. Bu o zamanki krizleri açıklamaya yönelikti. Yani sabit kur ve eğer bütçe açığınız varsa ve bu bütçe açığınızı para basarak yapmaya çalışırsanız para krizine giriyorsunuz. Evet. Yani döviz patlıyor.
İkinci nesil krizler Avrupa para krizine örnek olarak geliştirildi. Obsfeld'in geliştirdiği. Tabii Krugman çok önce oldu bu modellere. O da biliyorsunuz Avrupa para krizi, Avrupa'da bir çıpa aranıyordu ve o Almanya'nın parasına çıpalandılar. Fakat orada ne bütçe açığı var, ne bunun monetizasyonu var. Aslında makro dengeler çok bozuk değil. Niye çıktı bu kriz diye birinci nesille açıklayamadılar bunu. O zaman dediler ki ya bu aslında yapısal değil, panik. Bu sürü psikolojisi, Keynes'deki gibi birbirini tetikliyor. Bu hem bankacılık krizinde de öyledir. Dikkat ederseniz değil mi? Yani bankalara hücum ettiğiniz anda çok kolay çıkartırsınız bu krizi. Ve herkes edince daha da fazla kişi atak yapmaya başlıyor. Para krizinde de böyle oldu. İsveç'te biraz işsizlik vardı. Sabit kuru spekülatörler şuna bakıyor. Bu işsizliği nasıl halledecek? Yavaş yavaş bu yanlış bir şeye yola girebilir mi? Acaba sabit kurdan dalgalı kura mı geçecek? Derken o spekülatörler birdenbire bu panik anında dövize çıkıyorlar bu şeyden. Kaldı ki bu yavaş yavaş bütün Avrupa'daki üye ülkelerin daha Avrupa yansıdı. Birliği değil tabii. Ekonomik topluluğu. Tabii Avrupa Ekonomik Topluluğu. Ve bunu görüp ben buradan çıkıyorum denmeye başladığı andan itibaren bir ülke bu sefer hepsi başlıyor paniğe. Ve böyle bir panik çıktı. Yani ikinci nesil demek dediğimiz aslında hiçbir çok büyük sorun olmasa bile ekonomide makro dengeler açısından bir panik, sabit kur devam edecek mi edemeyecek mi paniğinden spekülatörler tarafından kendi kendini besleyen sürü güdüsüyle birlikte kendi kendini besleyen bir şey dedi. Üçüncü nesile çok konuştum ama çok kısaca değineyim. Üçüncü de Doğu Asya krizi. İşte Tayland'da çıkıyor, Malezya, Filipinler, Güney Kore. Domino taşı gibi de bütün dünyayı etki ediyor. Onda da aslında bizimkine de benzeyen, bazı yerlerde benzeyen bankacılık sistemindeki bilanço zaafları var. Yani görev zararları var. Bizde de bir takım paraları pek ettiler dolara. Dolara pek ettiler. Evet. Dolayısıyla da onları da üçüncü nesil olarak. Şimdi enteresandır. Bizim krizleri nereye oturturuz dediğimizde tam böyle %100 bir bu üç krizi oturtturamıyorsunuz. Belki bir kokteyl olarak. Hocam benim kanaatim şudur. Bizim Sultan Mecid'den bu yana hiç değişmez çok güzel bir kriz döngümüz var. Hep diyorum bunu, borç alırız biz. Bunu çok güzel yeriz, çatır çatır yeriz. Yani Sultan Aziz, Allah rahmet eylesin, Sultan Mecid saraylar yaptırmışlar. Ne bileyim Sultan Büyükler Aziz yaptırmışlar. O dönemin en büyük donanmasını kurmuş İngiltere'den sonra. Sonra o donanmayı tabii Haliç'e hapsetti Sultan Hamit, o ayrı mesele. Ve borç alıyorlar sürekli. O paraları alıyorlar, borç ödeme yatırımlara vermeyince de yani tüketime, devlet harcamalarına vesaireye gidiyor. Şaşaya vesaireye gidiyor. Sonuçta ne oluyor? İşte itibar diyorlar. İtibardan tasarruf edilmez diyorlar. Topkapı Sarayı'nın yanı, halbuki o muhteşem Topkapı Sarayı dururken Avrupa'nın saraylarının çok kötü bir kopyası Dolmabahçe Sarayı'nı oraya yapıyorlar Boğaz'ın kıyısına. Yani bu Türk geleneğine, Türk kültürüne, Türk medeniyetine uygun bir şey değil o. O devasa ama bir şey. Eklektik çok yapı var öyle. Yani bizim ama bizimki Topkapı Sarayı'dır. Evet. Küçük binalar birbirine eklenmiş. O şeyi de yansıtır. Yani imparatorluğun gelişim sürecini de yansıtır. Her safhası ayrı bir hatırayı, anıyı taşır. Orayı bıraktık, biz oraya geçtik ama korkunç paralar harcandı tabii. Ondan sonra ilk borç krizi Düyun-u Umumiye. Evet. Sultan Hamit kucağında buldu. Ondan beridir. Atatürk'le İsmet Paşa biraz burada anlattık daha önceki programlarda. Bu konuda mazbut davrandılar ama. Onun için açık vermemeye çalışan bir böyle bir şey vardı değil ama mi? Ama 1950'lerden sonra yeniden neo tanzimat ekonomisi dediğimiz ekonomiye geçtik. Dışarıdan borç para al, çatır çatır ye, borç ödeme vakti gelince krize orada gir. Orada tabii tek parti ile çok parti arasında da fark var. Yani mecbursun biraz işte popülist davranmaya falan iyice bütçeyi
açmaya başlıyorsun. Tabii ama şey var, kurumsallaşma dediğimiz şey de buradan bu açıdan önemli. Yani hükümete kim gelirse gelsin, muhalefetin ve hükümetin belli konularda devletin ve milletin menfaati için örtüşmüş olması lazım. Yani açıktan para basmak mesela şey olmalı, ayıp kabul edilmeli. Evet, evet. Yani bu siyasi etik meselesi. Ne bileyim. James Buchanan'ın anayasal iktisatı gibi yani, değil mi? Yani bu kanuna bağlayacaksın. Öyle kanuna bağlamaya da, yani ilk önce o teamüller oturursa kanuna bağlamaya da gerek kalmaz. Bakın Boris Johnson başarısız bir başbakan mıydı? Seçim kazanma şampiyonu adam. Bugün İngiltere'nin başında olsa yine seçimi kazanırdı. Ama geçen sene zannediyorsam, ondan önceki sene Boris Johnson'ı kim indirdi oradan? Partisi indirdi. Partisi dedi ki arkadaş, senin yaşam tarzın, senin davranışların muhafazakar, bu geleneğe uymuyor. Geleneğine, teamüllerine, kurumsal yapısına uymuyor. Ben seçimi kaybetmeyi göze alarak seni buradan alacağım dedi. Sonra getirdi öbür kadını getirdi. Neydi adı? Theresa May değil. Theresa May ondan önceydi. O da çok az. O da işte bir 40 gün falan 40 kaldı. Gün falan onu kaldı. Da gönderdiler. İngiltere Başbakanının adını hatırlayamamak, İngiltere'nin uluslararası politikadaki rolünün gitgide geri çekildiğinin çok önemli bir emaresi yani. Bir de Rishi Sunak geldi şimdi. Rishi Sunak da bir İngiliz muhafazakar partisi, düşünebiliyor musunuz? Yani bizim mesela AK Parti'nin başına şimdi bize sığınmacı olarak gelmiş, bundan 20 sene sonra Ukraynalı birisi, Ortodoks Hristiyan, Suriyeli daha değil, uygun olur. Dini de farklı çünkü. Ortodoks Ukraynalı birisi AK Parti'nin başına geçiyor mesela, böyle bir şey. Muhafazakar bir parti, kabul edilemez bir şey. Adamlar bunu yaptılar. Sırf partinin kurumsal kimliği ve İngiltere'nin kurumsal kimliğini koruyabilmek için. Dolayısıyla teamüller önemli bu siyasi şeylerde. Gerçi ekonomi kötüye gittiğinde Amerika'nın, dedik ya 2008 krizinde kaç kere quantitative easing yaptı dediğimiz, 4 kere para likiditeyi verdi. Onun için yani işler kötü gittiği zaman kurtarmak için yapabileceğin her şeyi yapmaya çalışıyorsun. Evet. Hocam ben Burak Hoca'ya geleyim. Burak Hocam siz ne düşünürsünüz bu finansallaşma? Dolmabahçe Sarayı hakkında mı ne düşünüyorum? Hayır, finansallaşma hakkında. Önce Dolmabahçe Sarayı ile alakalı düşüncelerimi söyleyeyim. Evet. Şimdi Dostoyevski'nin günlükleri vardır. Orada işte 1000 sayfa falan Yapı Kredi Yayınları da yayınlamıştır. Okuyanlar rastlamıştır, işte İstanbul'u almalıyız diyor. Emperyalist bir Ortodoks çarcı, genişlemeci bir Rus fetih politikasının propagandisti olaraktan Dostoyevski böyle bir genişlemeci Rusya taraftarı. Bu sırada da Rus sefirinin İstanbul'daki saray yavrusu konağının, binasının Topkapı Sarayı'nı gölgede bıraktığı, Rusların çok yakında İstanbul'u aldığı ve orasının da işte çara bir şekilde ikametgah olacağı söylentileri ağır basınca, Osmanlı bir Dolmabahçe Sarayı'nı gölgede kalmamak adına, Rus sefaretinin gölgesinde kalmamak adına bu genişlemeci panislavist söylemler zaten Balkanları kaynatırken yapmak zorunda kalıyor. Tabii burada yapılırken kasadan yapılmıyor. Hatta Maliye Bakanı'na işte padişahın bir sorusu var, kaça mal oldu diye. O da yanlış hatırlamıyorsam 265 kuruşa mal oldu padişahım diyor. Yani tahvillin matbaa basım masrafını söylüyor. Osmanlı tahvilleri irade edilerekten. Yoksa milyon sterlinlik bir maliyeti vardı Dolmabahçe Sarayı'nın. O zamanlar da. Dolayısıyla yapıştet de yok. Evet. Dolayısıyla yani sıkışmış bir imparatorluğun işte kuzeyden güneye Hindistan sömürge yolunu güvence altına almaya çalışan İngiltere ile sıcak denizlere, Balkanlar üzerinden panislavist politikalarla inmeye çalışan Rusya'nın makasında sıkışmış bir tarımsal imparatorluğun işte biraz olsun çöküşünü öteleme çabası. Kendine güveni mi arttırmak istiyorsun? Biraz kendine güveni, işte biraz işte bu finansal çevrelerle eklemlenerekten bir şekilde bir lobicilik Avrupa faaliyetleri, Avrupa devletleri ve kamuoyuyla ilişki. Çünkü
biliyoruz biz menfi manada işte Osmanlı-Rus Savaşı'na Kırım Savaşı'nda olduğu gibi müdahale etmeme sebebi Avrupa'nın Osmanlı moratoryumu oluyor. Osmanlı'nın borçlarını ödeyememesi ve %20'ye varan getirileriyle tahvilleri Avrupa'nın en fakir sınıfının elinde tuttuğu Osmanlı kağıtlarının yıllarına kadar sürüyor. Hükümsüz hale gelmesi İngiltere'nin Tuna'yı geçen ve İstanbul'a yürüyen Rus ordularına dur demesini engelleyen bir kamuoyu, negatif kamuoyu oluşturmasına sebebiyet veriyor Osmanlı aleyhine. Dolayısıyla Osmanlı batıyla entegre çabaları içerisinde hocamın da ifade ettiği gibi Tanzimat'ın da ortaya koyduğu dinamiklerle bir borçlanma, Avrupa ile entegre, Avrupa yaşam tarzına eklemlenme süreci içerisinde kesenin ağzını ta ki Cumhuriyet'in kurucu babalarının tekrar o ihtiyatlı denk bütçe ve tasarruf politikalarına kadar maalesef pek güdemiyor. Şimdi buradan şeye gelirsek, ortodoksi ve finansallaşma hikayesine gelirsek, arz ettiğiniz gibi yani heterodoksinin bir büyük yapısal mekanik problem olarak gördüğü şeyi ortodoksi doğal bir süreç, hatta olumlu doğal bir süreç olaraktan geliyor. Yani burada ben notlarını çıkardım. Hocam finansallaşma borç alma ilişkisi aslında yani. Tabii, borç almanın kamusallaşması, halkın geniş kitlelerinin kredi mekanizmalarına eklemlenmesi. Ben not çıkardım hocam müsaadenizle tabii. Okumak isterim. Şimdi diyor ki finansın demokratikleşmesi, finansal bilincin artışı, finansal farkındalık, finansal içerme siyaseti, finansın tabana yayılması, finansal hizmetlere erişimin artması, piyasanın doğallaşması, herkes için finans, finansın demokratikleşmesi, finansın derinleşmesi, finansal aygıtların evrenselleşmesi, finansın halka inmesi, finansal hizmetlerde aracılığın kolaylaşması ve finansal içerilme gibi devam ediyor. Şimdi bu finansal laşma süreci halka, geniş kitlelere en kolay erişilebilir temelde ulaşırken kendi dilini de biraz önce ifade ettiğim kavramların hiçbiri menfi olaraktan hayatımıza girmiş kavramlar değil. Ama kendi dilini de son derece olumlu bir yere evriliyoruz gibi ortaya koyuyor. Bu manada herkesin borçluluğunun bireysel olarak hane halkı borçluluğunun arttığı, borcu borçla çevirdiği, kredi kartları üzerinden hayatın idame ettirdiği, gelecek gelirlerin bugünden tüketilerekten artık ihtiyacı duyulmayan şeylerin tüketilme gayretiyle borç luluğun arttırıldığı bir sürece giriliyor. Buna da yeni fakirlik diyorlar sosyolojide. Yani eskiden fakirlik çok yüksek tasarruf oranlarıyla geniş bir ailenin hep beraber az tüketip çok tasarruf edip bir şekilde sınıf atlama çabası içinde olan bir yapıyı arz ederken bugünün fakirleri gelirinden fazla tüketen, kimi burjuvanın tüketmeyi israf olaraktan gördüğü şeyleri tüketmek için kredi kartlarına yüklenen, gelecek gelirlerini tüketen bir konumda yer bunu alıyor. Bunu diyelim, yönetmenim şey yapıyor, tamam. Bir reklam arası vereceğiz. Bu konuda benim de söyleyecek bir şeylerim tabii, var. Tabii. İsterseniz benle başlarız. Evet, reklamdan sonra tekrar beraber olacağız sevgili izleyenlerimiz. Evet sevgili izleyenlerimiz, ben hemen Burak Hocam'a dönüyorum. Burak Hocam'ın sözünü kesmiştik. Siz anlatıyordunuz bu finansallaşmanın, hocam, borçlanma ilişkisini. Evet, geçen hafta siz çok güzel arz ettiniz. Yani büyük montanlı altyapı yatırımlarının yapılması için finansal sektörün zorunlu varlığı ve kitlesel üretimin bir şekilde reel sektörün finansmanı amacıyla bir payanda gibi sistem içinde yer alan finans, bir şekilde bizatihi sistemin kendisine dönüşme ve dolayısıyla üretimi finanse etmek yerine ve dolayısıyla kurumsal firmaları finanse etmek yerine tüketimi ve hane halkını bir şekilde borçluluk ilişkileri içerisine çekip bu gitgide onların her ihtiyacı için bir finansal ilişkiler ağına onları entegre etme çabasına
evrildiğinde zaten biz buna finansallaşma diyoruz. İşte bu yine not almışım. Yani bunlar belki bir 50 sene önce olmayan bir çeşitlilik içindeyken bugün askerlik için kredi çekiyoruz, evlilik için kredi çekiyoruz, araç kredisi çekiyoruz, ev kredisi, eğitim kredisi, tatil kredisi, sağlık kredisi, yurt dışı eğitim kredisi, kentsel dönüşüm kredisi, hayvan kredisi, beyaz eşya, cep telefonu uzuyor gidiyor. Yani bu yüze varan kalemde sizin her türlü ihtiyacınız ve hayalinizi finanse edecek bir finansal sektör, sizin gelecek gelirlerinizi ekseri ipotek altına alaraktan ve bu ipotekleri de işte kaldıraçlarla başka değerlere çevirerekten toksik bir yapı içerisinde küresel bir krizi üretecek şekilde kontrolsüz bir sarmala döndürmüş durumda dünya ekonomisini. Bu tabii yani ortodoksi bunu yok sayaraktan bugünlere geldi ama yani sizin de Burak Hocam'ın da daha önce ifade ettiği gibi Monthly Review ekolünün o 1950'ler itibariyle bu iş... Neo-Marksistler. Paul Sweezy, Paul Baran. Paul Baran ve... John Malamy Foster. Evet. Neo-Marksist demeyelim evet. De... Amerikan Marksistleri. Yani evet. Bu malileşme ve finansallaşma olaraktan farklı kaynaklarda tekelci geçen. Sermaye. Evet yani bu çoktan öngörülmüştü. Yani bu süreçlerin ortaya çıkması çoktan öngörülmüştü. İşte tek eksik halka belki işte internetin ve dolayısıyla iletişim bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla beraber, dijitalleşmeyle beraber küresel bir entegrasyon içerisinde o çok önemli oldu. Sermayenin sürekli en yüksek hızda dolanıma geçmesi için gerekli teknolojik altyapı oldu. O da zaten 80'ler 90'larla tamamlandıktan sonra son halkada yerini bulduktan sonra iş nihayetinde bireylere indirilecek seviyeye geldi. Peki bu ben de burada gireyim isterseniz hocamla müsaade ederse. Yani kapitalizmin ruhu dediğimiz şey. Evet. Yani bu girişimci, dönmek efendime istiyor, söyleyeyim, durmak istemiyor. Üretmek isteyen, durursa düşer, ibadet, bisiklet gibi. Üretmenin ibadet kabul edildiği bir zihniyet aslında kapitalizmin ilk çıkışı. Evet, protestan alaka öyle diyordu. Tabii. Protestan alaka aynı zamanda tasarrufu teşvik ediyor. Tabii. Oradaki kapitalizmle prekapitalist devredeki o yüksek ahlak, pürten ahlakın, kapitalizm ile bugünkü kapitalizm yani kumarhane kapitalizmi, kasino kapitalizmi yürümez arasında zaten. Dağlar kadar fark var. Ve onu anlatayım isterseniz. Evet. Şimdi bu şey var. Kapitalizmin doğası gereği esas olarak üretimdir esas. Evet, yani tabii. Katma değeri de artı değeri de yaratan üretimdir. Ve İlk ticaret önce de başlar. Yani merkantilizm ve ticari kapitalizm. O sanayi kapitalizmi evet. Öncesi. Öncesi ticari kapitalizm. Yani nihayetinde tabii. Malın mekansal olarak da her yere erişimi evet. Ve çoğaltımıdır esas. Şimdi böyle bir yapıdan biz bugün tüketimi önceleyen bir yapıya geldik. Nasıl oldu bu iş bütün dünyada? Şimdi biliyorsunuz büyüme, bu işin bir büyüme boyutu var. Ana akım iktisadın tüketim teorilerinde bunun hocamın anlattığı yönünde yansıması var. Ve yine bu kapitalist sistemin Soğuk Savaş döneminde kapitalist blokla komünist blok arasındaki savaşın pratik bir sonucu olan Bretton Woods sistemi var. Bütün bunlar iç içe geçmiş şeyler. Şimdi isterseniz ilk önce teorik şeyden başlayayım. Solo büyüme modeli biliyorsunuz. Yani genel büyümenin temeli tasarruflardır. Şimdi diyorlar sinikte ki... Sinikte de öyle zaten. Hepsinde öyle. Hepsinde böyle. Şimdi tasarruf olmadan yatırım olmaz. Tasarruflar yatırıma dönecek, o sermaye birikimi üretim ve gelir artışına dönüşecek. Peki bazı ülkelerde tasarruflar, kişi başı tasarruflar çok düşükken bazı ülkelerde kişi başı tasarruflar çok yüksek. Gelişmiş ülkelerde kişi başı tasarruf çok yüksek, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok düşük. Şimdi şöyle bir problem doğuyor. Eğer bu ülkelerdeki bir ülkedeki tasarruf fazlası diğer ülkedeki tasarruf açığı tarafından telafi edilmezse kapitalist sistem kendi içinde sıkıntıya giriyor. Efektif talep yetersiz haline. Özellikle iki savaş arasındaki dünyada, yani birinci ve ikinci dünya savaşı arasındaki dünyada
hem hiperenflasyon problemi çıktı, hem şey problemi çıktı, büyük buhran. Hepsinde bu ülkeler arasındaki koordinasyonsuzluk önemli bir problem ve uluslararası finans piyasasının olmaması. Şimdi bizim gibi ülkelerdeki tasarruf açığını finanse edecek şekilde diyorlar ki Batılılar 1960-70'li yıllarda ana akım sistem diyorlar ki finansallaşmaya girmeniz lazım. Çünkü sizin yeterli tasarrufunuz yok. Yatırımlarınızı, kalkınmanızı sağlayabilmeniz için para lazım size. Para kimde var? Para bizde var. Gelin piyasalarınızı açın. Biz gelelim oraya size finansman sağlayalım. Biz de ihya edelim. Tıpkı padişaha dedikleri gibi Tanzimat döneminde aman hünkârım 100 altının lafı mı olur 500 altın verelim size. Borç ödeme vakti gelince aman hünkârım 500 altının lafı mı olur 1000 altın verelim size diye. Buna ne böyle... kolonizasyon da diyebiliriz tabii, değil mi? Yani bağımsızlık savaşları tabii. Sonrası. Evet. Bir şekilde Batı'nın tekrar periferiyi kendine bağlarla, finansal bağlarla aslında bağlaması için hegemonyanın tarzını değiştiriyor. Yani tabii. Borç alan emir alır. Evet, şimdi, hegemonyanın tarzını tabii, değiştiriyor. Evet, nasıl? Daha rafine bir hegemonya. Topraklara hakim olup oradaki ahaliyi yönetip oradaki problemleri üstlenmektense oradaki devletleri etki ajanlarıyla, daha da finansal kurumlarla. Sen kendi isteğinle şey oluyorsun, tabii, bağımlı oluyorsun. Tabii. Şimdi hocam burada dış finansman önemli. Bizim gibi ülkelere bunu şey yaptılar. Burada ana şeyde tamamlayıcı olan şeyde dış ticaretin de serbest olmasıdır. Çünkü tasarruf fazlası olan ülkelerin aynı zamanda şeyi vardır. Üretim fazlası özellikle imalat sanayi ürünlerinde. Üretim fazlası var. Bizim gibi ülkeler satacak pazara ihtiyacı tabii, var. Tabii bizim de imalat sanayinde bizim gibi ülkelerinde yani üretim açığımız var. Kendi paranı borç vererekten tabii. Kendi üretim fazlasını ithal edecek bir özenti tüketim meylinde olan kitle üretmek onu, lazım. Onu halkın anlayacağı şekilde anlatalım. Diyorlar ki biz size bankalarınıza para vereceğiz. Bankalar size kredi kartı dağıtacak. Siz o kredi kartlarıyla gidip AVM'lerden alışveriş yapacaksınız. AVM'lerde ne satılıyor? İthal mallar satılıyor. Evet. Dolayısıyla bu bir şey. Bu sonuçta ne oluyor? Hem kar hem faiz transferi karşı tarafa. Bir nevi finansal sistemde gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeleri kendilerine bağımlı kılması meselesi. Madem... Tam da buraya hiç aklımda yoktu ama tam da geldi. Girelim. O zaman ondan sonra gireceğiz ama hocam. Tamam, hayır onun için değil. Bir şey başka bir şey söyleyeceğim. O heterodoksinin çok önemli bir yerine girdik. Aslında dolanıyoruz orada ama adını koyalım bari. Neomarksistlerin bağımlılık okulunu temel alan bağımlı finansallaşma deniyor buna. O tabii sömürge ekonomisinden çıkıyor ama tam bugüne uyarlarsak tam tabii, dediğimiz şey. Tam buraya gidiyor. Geldik yani adını koymak lazım. İşte Wallersteinler, Samiraminler değil mi? Günter Frankler gibi bağımlılık okulunda. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Teorik olarak önemli bir şey var. Belki bizi seyreden genç arkadaşlar da onu şey yapar. Şimdi böyle bir ülkede öyle bir şekilde finans giriyor ki o finans girdiği zaman niye bağımlılık oluyor? Çünkü aşırı değerli bir yerli paranız gerçekleşiyor. Tabii. Cari açık oluyor. Siz ister hemen örnek verelim. Ha verelim. 2002-2012 arası Türkiye. Evet. Balya dolar girdi Türkiye'ye. Evet. Ama burada da bir kritik şey var. İthalat o parayı patladı. Nereye harcadığınız önemli. Çok önemli. Tabii. Buradaki hükümetin yapması gereken, tabii. Ahalinin yapması tabii, yani gereken şeyler daha var. Daha üretken yatırımlara ve işte inşaata falan la olmuyor. Çünkü ondan sonra onun geri dönmesi. Dolayısıyla sermaye serbestisiyle bu ülkelere para girdiği zaman bu tip komplikasyonlar çıkıyor ve seni işte istemeden sen cari açıkla borçlanmaya başlıyorsun ve bağımlı hale geliyorsun. Sigara bağımlılığı gibi hocam. Aynen ve daha öncekilerde yani bağımlılık okulu bunu nasıl yapıyordu? Gelişmiş çevre ülkeler hatırlayın Modern Dünya Sistemi kitabı. Wallerstein'ın. O şuradan bakıyordu. Çevre ülke var, periferi var, bir de yarı periferi var. Ara geçiş noktası. Ara geçiş noktası. Evet. Yani merkez ülke periferinin aslında ham maddesini alıyor, mamul mal haline getirip satıyor. Nereye satıyor? İşte periferiye satıyor. Evet. Dolayısıyla aslında Nörkse'nin
fakirliğin kısır döngüsüne de gidebiliriz. Dolayısıyla diyor ki bu ticaretten aslında periferinin gelişmesi mümkün değil. Evet. Çünkü verilen, biçilen rol sadece işte ham maddesini alıp işleyip sana satacak. Hocam bir itirazda bulunabilir miyim? Tabii. Size değil. Valer Steiner'a yatırmanıza izin yok. Belli yok. Teknolojilere erişimize izin yok. Dolayısıyla size çizilen oyun alanında oynuyorsunuz. Ama şurada bir itirazım var. Vatandaşlarımız şunu yanlış anlamasın. Valer Steiner'a şöyle bir itirazım var. Sizin kalkınmanızın mümkünatı yok derken şunu kastediyor. Mutlak olarak geliriniz artmayacak demek değil. Uluslararası hem gelir skalasında hem teknoloji skalasında ülkelerin yerleri belli. Şimdi biz mesela Türkiye'yi bütün dünya ülkelerini bir yürüyen merdivene benzetelim ve o yürüyen merdiven yukarıya doğru çıkıyor. En birinci basamakta Amerika var, arkasında Çin var, Rusya falan filan geliyor böyle. Ve bizim gibi ülkelerde mesela biz iki dirsek atıp Fransa'nın yerine geçmeye çalışıyoruz. Yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Fransa'yı aşağıya itmeye çalışıyoruz. Evet. Veya Avusturya'yı her neyse. Herkesin kendi ligi var. Diyor ki küresel sistem. Hayır diyor arkadaşım, sen 20. basamaktaysan 20. basamakta olacaksın. Hı. Yukarıya çıkmana müsaade yok. Evet. Bunu da yaparken hani böyle bir zorbalıkla yapmıyor. Standartlar getiriyor sana. Hmm. Finans standartları getiriyor, ticaret standartları. Yani çoğu zaman 200'lü olarak da işletiyor. Tabii evet. 200'lü. Yani biz 2013'lerde zaten hocam zirve verilerle hocam ekonomik performans gösterirken Yunanistan derin bir krizin içinden geçerken Yunanistan'ın ısrarla kredi notunu düşürmediler. Bizim de notumuzu ısrarla Yunanistan üzerine yani çıkarmadılar. Bazı şımarık çocukların, orada mevcudiyet aidiyet ilişkisi belki medeniyet havzaları üzerinden bakılırsa yani kendisinin bir bize ait olduğu ve bize ait olmasa da olur dediği bir ayrım var. Kültürel medeni bir tasavvur çerçevesinde ortaya koyduğu. Latino-Greco familyasına ait olanları ama, bir şekilde... Var ama yani, her şeyi de buna bağlamayalım. Bir orada da yani sadece ekonominin belirlenimciliğinde işlemeyen bir başka kültürel tarihi dinamiğinde işlediğini burada zikretmek lazım ki daha net, gerçekçi bir ilişki resmedilebilsin. Şimdi bu Yunanistan krizi döneminde Merkel başbakandı. Şey başkanıyla Avrupa Birliği işte Merkez Bankası Başkanı falan gittiler. Bu o zamanki başbakan şeydi, Yorgo Papandreou'ydu. Yorgo Papandreou'ya böyle adeta ders verir gibi... elinde karne tutan öğretmen, zayıf kırıkları olan öğrenciye ders verir gibi şu şekilde fotoğrafı var. Yorgo Papandreou da böyle bakıyor. Şimdi buradaki hikaye, oradaki şeyi düşük tutmalarının, yüksek tutmalarının temel sebebi Yunanistan'a kredi veren bankalar Alman ve Fransız bankaları. Yunanistan batarsa Alman, Fransız bankaları batacak. İşte çifte standarttan kastım bu yani. Zaten bağlı birbirine tabii. Bizim mesela hükümet dese ki, Fitch, Standard & Poor's, Moody's, gel arkadaş bizim tahvilleri sen sat. %70'ini, 80'ini sen sat deseler. Bizim puanlar 2-3 puan yükselir, ben size söyleyeyim. Tabii. Çünkü kendisi pazarlayacağı için komisyon alacak. Tabii. Hmm. Şimdi bu işler böyle ama bunlar batılılar, yani medeniyet dediğiniz şey bu. Çifte standardı bir de standarda oturtuyor adamlar. Evet. Doğuda ise standart yoktur, yani o medeniyet eksikliği oradan. Ama şunu söyleyeyim. Ana akım iktisat, az süremiz az kaldı. Ben bir şeyim daha var. Şimdi bu hocamın bahsettiği... Hayır. Şey için, buradan çok net bir, çok da önemsediğim bir teorik bir tartışmaya açayım istedim ama süremiz kalmadı. Şimdi Marksistlerle diğer neo-Marksistler arasında hani bağımlı finansallaşma diyoruz ya, aslında bunu pejoratif anlamda kullanıyoruz. Ama Marx dahil baktığımızda, bunun bir şekilde gelişmekte olan ülkeleri ticareti ve sermayeyi getirdiği zaman acıları çok da olsa merkez sisteme yaklaştıracak ve böylelikle sosyalizme gidecek diye bir... Daha ilerici bir yapı olarak görüyorlar. Orada da
bu başka bir teorik tartışma. Tabii. Hocam ben isterseniz bu ana akım iktisattan bahsettik ya, işin tüketim boyutu da bununla bağlantılı. Çünkü biliyorsunuz tüketilmeyen gelirler tasarruf edilirdi. Vergileri hariç tutarsak gelirin bir kısmı tasarruf edilir, bir kısmı tüketim. Şimdi ana akım iktisattaki hem Modigliani'nin hem de Friedman'ın tüketim teorileri, birisi ömür boyu tüketim, yaşam boyu tüketim, diğeri sürekli tüketim hipotezi. Aslında Burak Hocam'ın demin bahsettiği borçlanma ilişkisini çok güzel anlatıyor. Evet. İnsanlar borçlanırlar ve orada şey vardır, sınırsız borçlanma imkanı varsayılır modelde. Dolayısıyla ben mesela gelirim benim diyelim 50 bin liraysa, ben o 50 bin liraya göre tüketim yapmam da kredi kartı limitimi de o 50 bin liraya eklerim. Efendime söyleyeyim, hatta mortgage alabilme imkanımı da eklerim. Kredibiliteme eklerim, ona göre tüketim yaşam yapalım. Boyu gelir şeyini mi, eğrisini söylüyorsun. Yaşam boyu gelir de öyle. Evet. İkisinde de çıkış noktası da bunun zamanlar arası tüketim modeli. Tabii. Aslında neoklasik iktisattaki. Niye? Emeklilik için gençlikte biriktiriyoruz. Şimdi burada neoklasik iktisat bütün bunları zaten bu finansallaşmayı şey yapmış ama hayata geçmesi niye bu kadar gecikti? Onu Burak Hocam bahsetti, teknolojik gelişme. Bir tanesi bu. Paranın küresel ekonomide hızlı bir şekilde, sonsuz bir hızla dönebilme imkanı. Ama bir de aynı zamanda açıktan basılmış fazladan bir para stoğunun olması lazım. Yani senyoraj hakkının dünyanın jandarmasına teslimi. O da bahsetti. Bir de reel ekonominin sorunlar çıkartmaya başlaması. Evet. Onu da atlamayalım. Şimdi o 2008 krizini ayrıca değerlendiririz ama ben şöyle söyleyeyim. Bu Bretton Woods sistemiyle birlikte... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kapitalist blokta istikrarlı bir ekonomi, istikrarlı bir büyüme, komünizme karşı kapitalizmin üstünlüğünü siyasi olarak ortaya koyabilmek için bu dünya kurumları oluşturuldu. Ama bunlar oluşturulurken dünya parasını bağımsız bir para olarak düşünülüyordu. Her iki yarışan modelde de, İngilizlerin Keynes, Amerikalıların White planında. Ama bir ara bir Rufailer girdi araya. Artık CIA mi, Pentagon mu bilmiyorum. Amerikan doları dünyanın para birimi oldu. White planının içerisinde iş değişti. Unitas diye bir para birimi vardı. Onu kaldırdılar, şeyi koydular. Amerikan dolarını. Ondan sonra ciğerci dükkanını kediye emanet ettik. Ve açıktan basılan dolar bütün dünyaya hakim oldu. Şimdi burada ileride işleyeceğimiz bir konu var. Ve izleyenlerimize de söyleyelim. Emperyalizmi de incelemeyi düşünüyoruz. Konuşmayı düşünüyoruz. Burada Amerikan emperyalizminin, Amerikan hegemonyasının aslında bu senyoraj hakkı dediniz ya, onun da etkisi var. Açıktan basılmış bir dolar var, bir para stoku var. Bu para stokunu döndürecek bir teknoloji var. Böyle olunca da aşırı hırslı finansçılar da ortaya çıkar bu işten para kazanmak isteyen. Sadece gelişmiş ülkelerde değil, bizde bile var. Daha yeni çıktı, bugün yakalamışlar adamı. Yetenekli Bay Sedat diye bir arkadaş vardı. İHA-SİHA fabrikası kuracağım diye 2,5 milyar lira toplamış ahaliden. Bugün karısıyla beraber yakalamışlar. Şimdi bizim gibi ülkelerde bile bu tür adamlar çıkıyor. Bu finansallaşmanın sonucunda, spekülatifleşmenin sonucunda. Finansallaşmanın negatif dışsallı olarak şöyle bir madde var hocam. Beşeri sermaye ziyanı diyor. Şu manada ülkenin fizikle, kimyayla, felsefeyle, sosyolojiyle ilgilenecek olan, dolayısıyla toplumsal faydayı maksimize edici uzmanlıklara yönelecek olan parlak zihinleri, eskiden bunlar iktisatçıydı, sonra mühendis oldu. Artık fizikçiler olmaya başladı. İleri matematikçiler olmaya başladı. Soyut matematikçiler olmaya başladı. Bu kumarhane kapitalizmin finansal portföy yönetimi hikayesinde istihdam edilir hale geldiğinden ve bunun da bir sıfır toplamlı oyun gibi, sürekli kasanın kazandığı ama pastayı büyütmeyen bir oyun gibi işletilmesinden mütevellit, toplumun en parlak zihinleri toplumsal fayda üretmek yerine
portföy büyütmekle meşgul hale geldiler. Bu finansallaşmanın negatif etkisi. Tabii. Yani, Marx'a göre de kapitalizmin negatif etkisi. Hayali sermaye dediğim. Hayali sermaye dediğim. Aynı şeyin tabii. Uzantısı. Aynı tabii. Şeyin uzantısı. Biraz önce bu medeniyetin yalanın da standarta kavuşturulmasıyla alakalı Dündar Hocam'ın güzel veci ifadesine ek yapmak isterim. Göte diyor ki şekil özü geçerse diyor bu rüyadır diyor. Öz şekli geçerse bu kabalıktır diyor. İkisinin dengesi ahenktir diyor. Ben açıkçası kabalığı rüyaya tercih ederim. Yani özünü ifade etme donanımına erişememiş olan hasbi, kalbi, o natural insanın tavırları, diliyle kalbi arasındaki ilişki kopmuş ama dili bir şekilde sürekli sizin aleyhinize çalışan bir söylem üreten o medeniyet kisvesi altındaki o söylemin mucitlerinden çok daha ileridir benim nazarımda. Ben de öyle bakıyorum hocam olaylara. Ben bir iki dakikamız kalmış. İsterseniz benim bir şeyim vardı, yazım vardı bundan 3-4 sene önce Yeni Birlik'te. Bu şeyin Wagner'in Göter'de Merung diye tanrıların alacakaranlığı, tanrıların çöküşü diye kıyameti anlattığı, evet. Tanrıların Valhalla'nın yıkılışını anlattığı operası vardır. O Der Ring des Nibelungen'da aslında kapitalizmin trajedisini anlatır. Tanrılar derken tanrı bilinen tanrılar. Tanrılar yani. Dediğim büyük kapitalist sermayeler. Yani putlar yani. Put evet. Değil sadece büyük firmalar, ya, kapitalist sermaye birikimi. Tanrısallaşmış. Tabii kurdukları evet. Cennet yalancı bir cennet. Evet. Valhalla, büyü, evet. Sihirli bir yüzükte. Evet. Sihir de Rheingold'dan yani Ren altınından cücelerin yani finansçıların ürettiği bir evet. Sihir. Şimdi bunun aslında benziyor. Bu bir sahtekarlık, üçkağıtçılık, yalan üzerine kurulu bir dünya diyor. İnsanlığın yeniden eski soylu, erdemli ve asil hayatına dönmesi gerekir diyor. Bu yalan şeyini, yani perdesini yıkmalıyız diyor. Lazım. Eski hayat ne? Eski, orta çağın şeyini orta anlatıyor. Çağ. Orada da kahraman olarak Siegfried'i İnsanın merkezde anlatıyor. Olduğu hayat hocam. Evet. Yani bugün insan araçsallaştırılmış durumda. Evet. İnsan bir şey haline geldi, evet, meta haline ya. Geldi. Artık vaktimiz kalmadı. Orta evet, çağda vaktimiz, insan da... Hocam vaktimiz bir gün postumun, bitti. Bugün postumun evet. Yaparız o zaman. Onu insan merkezi tartışırız. İsterseniz sanat, edebiyat falan da konuşuruz ama süremiz bitmiş. Beni sıkıştırıyorlar. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Sevgili teşekkür izleyenlerimiz... Hocam. Bu akşam da çok hızlı bir şekilde geçti. Gelecek haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.